Elbeşir'in ifadesiyle ilgili haberlerden başlayalım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili olduğu iddia edilen Ahlam Elbeşir'in ifadesi olduğu belirtilen bir açıklama yayınlandı. Ve şöyle ifadeler var açıklamada. 13 Kasım Pazar günü saat 15.17'de Taksim Meydanı'nda yürüyerek İstiklal Caddesi'ne giren Ahlam Elbeşir Saat 15.30'da cadde üzerinde patlamanın olduğu banka oturdu. Elbeşir 40 dakika boyunca bankta oturarak vakit geçirdi ve uzaklaşma talimatını bekledi. Bu arada PKK üyesi Ahlam Elbeşir'in bankta otururken fotoğraflarını çekti. Söz konusu terörist çektiği fotoğrafları Ahlam ile firari Bilal Hassan'ın İstanbul'a gelişini sağlayan ve Kobane'den saldırının talimatını veren Hacı Kod adlı kişiye gönderdi. Fotoğrafları inceleyen Hacı Kod adlı PKK sorumlusu talimatı verince de terörist Ahlam Elbeşir bombayı banka bıraktı ve kaçtı. Evet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ifadesi bu şekilde açıklaması bu şekilde ve devam edelim. İkinci bir e, gözaltıyla ilgili bir açıklama var. Yine e, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklaması. ile aynı yerde kalan ve Elbeşir'e yardım ve yataklık öne e, ettiği öne sürülen Hüsam A.K. isimli bir kişinin Suriye Azez'de yakalandığını öne sürdü, e, duyurdu daha doğrusu İstanbul Emniyeti. Peki... E, Gerçekten de bu konularla ilgili olarak yapılan bu resmi açıklamalar bütün bu konuyu bütün bu meseleyi bize anlatıyor mu? Elbette anlatmıyor. Soru işaretleri çok, çok çeşitli ve buralardan gitmek gerekiyor aynı zamanda bu konunun daha net bir biçimde anlaşılabilmesi için. Peki şimdi bir başka ayrıntıya bakacağız. Biliyorsunuz bu Elbeşir'in ilişkide olduğu bir takım kişiler var. Ve Ammar Carkas diye birisi. Aslında Ammar Çerkez. Yani bu Jarkas ismi oradan geliyor. Çerkez isminden geliyor. Suriye'de Çerkezler de var. Ve oradan geliyor. Ve Ammar Çerkez. Burada Çerkezler sakın alınmasınlar. Yani Jarkası Türkçeleştirerek okumaya çalışıyorum. İstanbul'da 2020'de bir araba kiralama şirketi kuruyor. Şimdi burada bu haberin bize söyledi, öğrettiği şu, anlattığı şu: Türkiye'de kimlerin barınabileceği, kimlere kolaylıklar sağlanacağı aslında önceden belli. Dolayısıyla bu, burada eğer bu kişiler herhangi bir şekilde gerçekten de iddia edildiği gibi Herhangi bir örgütün üyesi olsaydılar bunların zaten buralarda barınmalarına izin verilmezdi. Dolayısıyla bu kişiler, bu kişiler bu hükümetin politikalarının sonucunda aslında bu ülkede geliyorlar, barınıyorlar, şirketler kuruyorlar, resmi olarak işte ticarete giriyorlar, vergi veriyorlar, eleman çalıştırıyorlar ve buralarda bulundukları yerlerin sahipleri olarak Devam ediyorlar hayatlarına. Bunlarla mülteciyi, bunlarla sığınmacıyı birbirinden kesinlikle ayırmak gerekiyor. Yani herhangi bir sığınmacıdan bahsetmiyoruz burada. Herhangi bir şekilde ülkesini, topraklarını, kendi evini terk etmek zorunda kalıp buraya gelen birinden bahsetmiyoruz. Burada doğrudan bir takım örgütlerle bağlantılı ama bu örgütlerin işte Ankara'nın mesela... Olumlu bulduğu örgütler olması gerekiyor. Bu e, örgütlerle bağlantılı ve diğer yandan para babası, parayı nereden edindiği de meçhul. Yani bir savaş ortamında fidye ile mi aldılar? Herhangi bir kuyumcu, herhangi bir banka mı soyuldu? Herhangi bir devlet dairesi mi soyuldu? Buralarda talanlar mı yaşandı? Buralarda pazarlıklar mı yaşandı? İnsan kaçakçılığı mı yapıldı? Örgüt liderliği mi yapıldı? Bildiğiniz uyuşturucu kaçakçılığı mı yapıldı? Böbrek ticareti mi yapıldı? İşte organ ticareti mi yapıldı? Çocuk ticareti mi yapıldı? Bütün bunlar daha ortaya çıkmadı yani Suriye ile ilgili olarak. Ve bütün bunlarla e, bunlardan herhangi birisinden mi geldi bu paralar yoksa anadan babadan kalma mı? Çıkında mı vardı bu paralar? Bunlar belli değil. Ve bunlar geliyorlar Türkiye'de rahatlıkla rahatlıkla iş yapabiliyorlar ama en kötüsü ne biliyor musunuz? El üstünde tutuluyorlar. El üstünde tutuluyorlar. Ve dolayısıyla bütün bu isimlerle ilgili olarak, bütün bu haberlerle ilgili olarak bu meseleye bakarken bunları düşünmemiz gerekiyor. Bunları düşünmeden bu konuyla ilgili bir adım bile atılamaz. İşte teröristi yakaladık işte o onun işte işte talimatı şuradan almış. mı? Bunların bir önemi yok ki. Yani bombalı bir eylem var mıydı? Evet vardı. Yapıldı mı? Evet yapıldı. Başarıldı mı? Evet başarıldı. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Demek ki biz yani bizim emniyet teşkilatımız durulması gereken şeyin üzerinde değil. Tamamen siyasilerin suçudur bu bu arada. Onların ancak konsantre olduğu yerlere yoğunlaşıyor. Ha demek ki burada bir hata var. Burada bir yanlışlık var. Yani birileri kalkıp da sizin en kalabalık, en popüler ve en çok korunduğu ifade edilen caddenizde bomba patlatabiliyorsa o zaman sorgulayacaksınız kendinizi. Biz nerede hata yapıyoruz diye. İşte hatalardan bir tanesi sizin kayırdığınız ve sizin bundan hiçbir şey olmaz canım. Bakın bunlar bizim dostumuz, bunlar bizim kardeşimiz, bunlar bizim canlarımız diye düşündüğünüz insanlar ve bunlara yönelik yaklaşımlarınız. İşte bunun sorgulanması gerekiyor. Bu haber bize aslında bunu anlatıyor.